Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor? İstanbul'da Teşekkür mısınız? ederim. Evet, İstanbul'dayım. İstanbul Hocam. Üsküdar'dayım. Nasıl gidiyor hocam hayat? Hakemlikten sonra çok fazla şeyimizi duymadık böyle. Siz fazla gündeme gelmediniz. Çok Evet. gidişiniz olay oldu hocam da devamında pek bir ses duymadık. Yani neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Dönüşümde olay olacak demek isterdim tabii ama artık mümkün değil. Hocam Hakemliği... yok değil mi? Hani MHK ile bir bağlantınız yok değil mi? Görüşmüyorsunuz yani. Yok yani ben hakemliği bıraktım şu anda. Hakemlik döneminde o 2 aylık bir süreç olmuştu. Ceza almıştım ben. O cezadan dolayı hakemlik camiasına gözlemci olarak dönme şansım da yok şu anda. Talimat değişmediği sürece. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Açıkçası hakemlik camiasına dönmek gibi bir düşüncem de yok şu an için. Neden derseniz şöyle bu kaos ortamında hakemlerin bu kadar eleştirildiği, bu kadar kendine güvensiz olduğu ortamda bulunmak açıkçası istemem. Hocam sizce peki böyle bir ortamın müsebbibi gerçekten hakemler mi? Ben Sorumlusu. kendi sosyal medya paylaşımlarında da dile getiriyorum bunu. Hakemler aslında başarılı sayılır kendi çaplarında. Sadece bir şeye ihtiyaçları var. Kendini yönetenlere güvenmeye ihtiyaçları var. Kendilerini yönetenlere güvenmedikleri için, güvenemedikleri için, daha doğrusu kendilerini yönetenler bugün güveni hakemlere veremediği için, hakemler hani tabiri caizse insanlar için ya da şirazesi kaydı derler ya, bir şekilde maç Evet. içerisinde ya da öncesinde sonrasında hakemlerin özür diliyorum ama şirazeleri kayıyor. Artık farklı şekilde yorum yapmaya başlıyorlar bir şekilde. Çünkü kafaları karışık. Hocam Dolayısıyla şirazesi kaymak böyle argo bir deyim değil yani gayet dengesi bozulduğu anlamında kullanılan o zaman Türkçe bir kelime. süper. Tam Özür dilemenize gerek rayına yok. oturmuş. Dengeleri bozuk şu anda hakemlerin. Hocam şimdi 21 Şubat 2016'da Galatasaray Trabzon maçını yönettiniz. Sonra bir maç Evet. yönettiniz mi? Bir Hiç. tane daha yönettim, evet. Manisa Elazığ. Manisa O da Elazığ maçı yönettim. Ağustos'ta yani 6 ay sonra. Bir sonraki sezonun ilk müsabakasıydı. Yani bir yarım devre kadar, o Şubat ayından sezon sonuna kadar bana sabır sabır dediler. Bir şekilde çözmeye çalıştığımız problemler var deyip beni oyaladılar, beklettiler. Sonra Merkez Hakem Kurulu değişti yaz döneminde. Yeni gelen Merkez Hakem Kurulu da Yusuf Namoğlu başkanlığında kurulmuştu. Bana ilk söyledikleri, ilk seminerde söyledikleri şey, yeni sezona hazır ol, devam edeceksin. Ben zaten psikolojik ve mental olarak her zaman hazır olduğumu dile getirmiştim o zaman. İlk hafta da sağ olsunlar bana müsabaka verdiler. Ama ondan sonra onların da aşamadığı, çözemediği bazı konular olduğunu bana beyan edip biz bir daha müsabaka vermediler. Dolayısıyla ne Merkez Hakem Kurulu'nun, ne federasyonun, ne benim elimde bu yaşanan süreç. Şöyle bir durum var. Bunu da sürekli dile getirdiğim için söylüyorum. Özerk olan bir Türkiye Futbol Federasyonu, bir Merkez Hakem Kurulu eğer hakemine sahip çıkamıyorsa zaten o koltukta oturmamalı. Ne başkanı ne yönetim kurulu orada bu kurumu temsil etmemeli diye baştan beri söylüyordum. O dönemde de en kolayını yaptılar. Bir hakemi yemek Türk futbolunda, futbol federasyonunda, kulüpler bazında en kolayı muhtemelen ki sahipsiz Deniz Ateş Bitmeli yiyerek bütün sezonu, belki bütün o zamana kadar olmuş hataların hepsini örtbas etmek gibi algılanacaktı. Böyle de oldu. Sağ olsunlar halen bazı gerçeklerin farkında olmayan bir sürü taraftar var ve halen benim yaptığım sosyal medya paylaşımlarına küfürlerle karşılık verenler var. Ama Türk futbolu Deniz Ateş Bitmel sayesinde ya da Deniz Ateş'in hakemliği bitirilmesi sayesinde kurtulmadı, kurtulmayacak. Bunun da farkında olmaları gerekiyor. Yani Deniz Ateş Bitmel okyanusta bir balık. Hocam ne hakemler Okyanustaki geldi geçti yani. yani çok fazla yani Deniz Ateş Bitmel'in hakemliği bitince Türk futbolu kurtulmadı. Bahattin Şimşek şimdi sıkıntı yaşıyor. Aynı benim yaşadığım süreçten geçecek muhtemelen. Çünkü o da bir skandal. Aralık ayı ya da Kasım'ın sonunda açıklanan FIFA listesinde Avrupa'da VAR hakemi listesinde olmasına rağmen Ocak ayında açıklanan FIFA listesinde ve kokart takma töreninde Bahattin Şimşek'i göremedik. Bu bir skandaldır ve hiçbir yerde, hiçbir mecrada buna değinmediler. Yani Türkiye Futbol Federasyonu FIFA listesine alıp listeyi gönderip onaylattığı listeyi açıkladı. Buna rağmen kokart takma töreninde Bahattin Şimşek'i göremedik ve listede şu anda açıp bakarsanız
VAR hakem FIFA listesinde Bahattin Şimşek'i göremezsiniz. Bu bir Hocam skandaldır. TFF mi yazmıyor? Yani MHK mi yazmıyor, FIFA mı yazmıyor? Şimdi daha önceki gönderilen listede ismi var ve bu isim onaylanıp geldi ki federasyon sitesinde bu isimler yayınlandı. Daha sonra ne olduysa bu müsabakadan sonra açıklanan listede Türkiye Futbol Federasyonu'nda açıklanan listede Bahattin Şimşek'in ismini göremedik. Dolayısıyla burada Ulusal Federasyon bir şekilde bazı şeyleri engelledi ya da artık Bahattin Şimşek diye bir hakemim yok demeye getirdi. Ben bu mesajı aldım. Bahattin Şimşek'in müsabakaya çıkmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Hakemliğinin de %99 ihtimalle bitirildiğini düşünüyorum. Umarım yanılırım. Umarım benim yaşadığım süreçten geçmez. Umarım hakemliğe devam eder. Ama ben de görünen şimdi yakın sıkıntılı. Zamanda maç yönetmiş mi diye bakıyorum da en son 13 Aralık'ta Tuzla Ankara Keçiören birincilik maçı yönetmiş. Ondan sonra da bir Fenerbahçe Başakşehir maçı yönetmiş Bahattin Şimşek. Fenerbahçe Yani Başakşehir zaten olay şu. Fenerbahçe Başakşehir müsabakasından sonra Başakşehir Kulübü Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklamalar vardı müsabaka sonrasında. O açıklamalardan sonra Bahattin Şimşek'in kariyerinin tehlikeye girdiğini ben söylemiştim. Son 20 İşte gündür de maç yönetmiyor, evet. Tam da bundan bahsediyorum. Yani eğer özerk olan bir federasyon bazı kulüp yöneticilerinin, bazı siyasilerin baskısı altına girerek bazı kendi bünyesinde çalışan hakemleri, personelini koruyamıyorsa o koltukta oturmamaları gerektiğini düşünüyorum ben. MHK'ler değişse de tutumlar değişmiyor galiba, değil mi hocam? Merkez'deki isimler değişiyor ama. Merkez Hakem Kurulu'nda görev alan kişilerin oraya nasıl geldiğini, nasıl getirildiğini sorgulamak lazım. Bu da bir sıkıntılı bir süreç aslında. Yani aslında hak ederek gelen olsa, hak ederek kendi istediği kurulu kurup orada görev alsa başımızın üzerinde yeri var ama ben bunun da bu şekilde yapıldığını, bu şekilde kurulduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde geçen gün kurullar bir oluştuğunu demeç düşünmüyorum. Görmüştüm. Hani mevcut hakemler MHK başkanını sevmiyor diye bir ifade kullanmıştı bir yorumcu. Ben birazdan ismini de bulurum onun. Böyle bir Evet. düşünce var mı? Katılıyor musunuz siz de? Mevcut hakemlerin Şimdi sevip sevmediğiyle ilgili MHK başkanı. Serdar Tatlı MHK'si ve yönetim kurulu geldiğinde genç hakemlere bir öncelik tanıdı. Genç hakemlerin sahaya sürülmesine, ön plana çıkmasında öncülük oldu. Ben sonuna kadar desteklerim bu şekilde atılımları. Ama bunu yaparken tecrübeli hakemleri, sizin ligin yükünü kaldırabilecek hakemleri de küstürmemeniz gerekiyor. Eğer ağır topları tabiri caizse küstürürseniz, ağır toplar da artık şöyle kendi planlamasını yapabilecek duruma gelebilir. Yani bunu bilmiyorum anlatabiliyor muyum? O yüzden genç hakemleri ön plana sürdüklerinde bence tecrübeli hakemleri de belli periyotlarla kullanmalılardı ki Bahattin Şimşek'le Tugay Kaan Numanoğlu'yla müsabakalarda yaşadıkları problemlere kadar bunun farkına varmadılar ama Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Şimşek örneklerinden sonra şu anda tekrar tecrübeli hakemlere yöneldiler. Bütün müsabakaları işte daha tecrübeli hakemlerin yanında artık gençleri harmanlayarak devam etmeye çalışıyorlar. Asıl stratejileri de bu olmalıydı. Yanlış strateji izledim Merkez Hakem Kurulu. Bu da onların hanesine eksi olarak yazdı. Şimdi açıklamayı buldum hocam. Ahmet Çakar söylemiş. Evet. TFF son derece vasıfsız bir insanı MHK başkanı yaptı. Hakemlerin saymadığı, sevmediği bir insanı göreve getirdiler demiş Ahmet Çakar. Ya şimdi vasıfsız diyemem. Çünkü Serdar Tatlı kamuoyunun nezdinde çok başarılı bir futbol hakemiydi. Ama çok başarılı bir yönetici mi olur? Onu kestiremeyiz. Yani başarılı olan hakemler ya da başarılı olan futbolcular ya da şirketlerini başarılı yönetenler iyi bir yönetici mi, olurlar mı, olmazlar mı? Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Ama Serdar Tatlı vasıfsız derse ben buna karşı çıkarım. İlla ki bir vasfı var ve kamuoyunun nezdinde de otoritesi kabul edilen bir hakemdi. Ama yönetim tarzında aynı şekilde ben de devam edemediğini görüyorum Serdar Tatlı ve yönetiminin. Daha doğrusu Serdar Tatlı'nın tek başına bu işi tepede götüremediğini düşünüyorum. Arkasında bazı kişilerin onu yönlendirmesi
ve hatalı yönlendirmesinden dolayı bazı hatalar yaptığını da düşünüyorum. Vahattin Şimşek konusunda bir örnek olabilir buna bence. Ya buna çok örnek var. FIFA listelerinin oluşturulması, hakem listelerinin oluşturulması, hakemlerin eğitimleri, hakemlerin motive edilebilme durumları, bunlar hep sıkıntılı süreçler. Bunların iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Şimdi Sayın Bitner, şimdi sizi, ben güzel bir soru sormak istiyorum. Size düdüğü astırdılar mı, siz kendiniz mi astınız? Ben 3 yıl mücadele verdim düdüğü asmamak için. Ama en son yaşadığım bir olaydan sonra artık benim sosyal hayatıma kadar bu işin yansıdığını, benim sosyal hayatımda da rahatsız edilebilecek düzeye, çok basit şeyler için arkamdan vurulabilecek düzeye geldiğini gördüğüm için ve mücadelemin sonunda bazı zihniyetlerin değişmediği sürece ben bu mücadeleyi kazanamayacağıma kanaat getirdiğimden dolayı ben kendi isteğimle bıraktım. Ben normal şartlarda hakemliği bırakmasam şu anda halen hakem olarak orada yer alırdım. Kimse de buna mani olamazdı. Yapabilecekleri tek şey bana müsabaka veremezlerdi. Onun dışında başka hiçbir şey yapamazlardı. Ben Deniz Ateş Bitner olarak Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde hakem olarak görünmeye devam ederdim isteseydim. Ama artık ben bazı şeylerden sıkıldım. Halen de sıkılıyorum. Yani sosyal medyada bir paylaşım yapıyorum. Altında binlerce yorum, alakasız alakasız yorumlar, küfürler de dahil buna. Ki benim kendi avukatım bile bu küfürleri, hani tazminat davası açabiliriz, istediğimiz kadar tazminat da alabiliriz diye beni yönlendirmeye çalışmasına rağmen ben artık o kadar sıkıldım ki bu işlerden, o kadar sıkıldım ki bana maddi getirisi olacak olmasına rağmen, şimdi izleyenler de muhtemelen 2000 kalk liradan veriyordur. başlıyor hocam bir küfür, yani ben size söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim, bir tane paylaşımın altına, geçen gün yaptığım bir paylaşımın altına ben abartmıyorum, 1.000 tane küfür varsayalım yapıldığını. Bunlardan 100 tanesinden tazminat kazansak belki ben hiçbir şey yapmama gerek kalmaz. Başka bir iş yapmama Daire gerek parası kalmaz. çıkar hocam. Ama buna gerek yok. Yani ben artık kendime insanlara anlatabilmek istiyorum. Ben kendimi anlatabilmek istiyorum. Beni anlamamak için ısrarcı olsalar dahi. Ben Hocam, birebir karşılaştığım herkese kendimi anlatabiliyorum. Birebir Trabzonsporlular da dahildir buna. Herkese kendimi anlatabiliyorum. Herkes de benimle konuştuktan sonra helallik istiyor. Ama halen anlamak istemeyen birçok insan var. Bunlara da kendi sosyal mecramdan cevap vereceğim artık. Ve bunu o dönemde yaşadığım süreçteki bütün her şeyi birebir anlatarak cevap vereceğim. Belki anlayacaklar, belki anlamayacaklar, belki at gözlüğe bakmaya devam edecekler. Hocam dün bir paylaşım yapmışsınız Loading Evet. diye. Onu açılımını alabilir miyiz? Bir proje falan mı var? Evet. Bu son açıklamalarınızla bağdaştırdım ben kafamda mesela. Şimdi 5 yıl olacak müsabakanın üzerinden. 5 yıl Evet. boyunca o müsabakada elime vurup kartı alıp bana gösteren futbolcunun ben milyonlarca resmini gördüm. Milyonlarca. Bakın, Yani Google adınızı milyonlarca. yazsak hocam o Evet. çıkıyor. Ben sadece o oyuncuya attığım kırmızı kart, gösterdiğim resmi paylaştım. Yüz binlerce mesaj aldım. Yani insanlar neden hep tek taraflı düşünüyor? Ben milyonlarca şeyi resmi görmeme rağmen hiçbir tepki vermiyorum. Ama benim paylaştığım bir resmin altına yüz binlerce küfür geliyor. Binlerce küfür geliyor. Yüz binlerce tepki alıyorum. Yani insanlar tek taraflı düşünmemeli. İnsanlar birazcık empati yapmalı. Empati. Ben tek kişiyim, bir kişiyim, bir şahısım. Ben kimseyle uğraşmıyorum. Bu paylaşımdaki amacım da bazı haksızlıklara, anlatamadığım Kırmızı bazı kart şeylere ben göstermek. kırmızı kart göstermeye geliyorum. Bakın, Ama hakemliğe hocam dönmüyorum, resimde yanlış sarı olunca anlamayın. işte karışıyor yani. Ben sadece şunu merak ediyorum. Salih Dursun'a ulaşıp tekrar aynı durumda olsaydı o hareketi yapar mı diye sormanızı Vallahi rica röportaj ediyorum. talep ederiz hocam, bir sıkıntı yok. Biz ulaşırız kendisine, sorarız. Eminim ki kendisi de Hocam yaptığı orada kart hareketten onun pişman önüne nasıl olmuştur. geçti? Onu anlatır mısınız? Salih o kartı nasıl temin etti? Nasıl aldı? O da kamuoyunda bir muallak zaten. Ben kartı düşürmedim bir kere. Elime vurdu Salih ve kartın düşmesine vesile oldu. Yani kartı
elime vurarak yere düşmesine vesile olduğu yerden alıp bana gösterdi. Yani ben Sarı kendi... o maçtan sonra kaç maç ceza almıştı hocam? Üstünden 5 sene geçti, unuttuk. O da ayrı bir muallak. Geçen gün bir programda daha söyledim. Ben 15 gün sonra Avrupa U17 Avrupa Şampiyonası müsabakalarını yönetmeye gittim Hırvatistan'a. O müsabakanın özet görüntülerini izlettim oradaki hakem arkadaşlara. Burada FIFA hakemleri de var, UEFA'dan delege de var. Müsabakayı izledikten sonra müsabakayla ilgili çok iyi yorumlar yaptılar. Bakın bunlar FIFA hakemi ve tarafsız. Ben sadece görüntüyü açtım ve izlettim. Evet. Sonra da ben sordum. Dedim ki bu hareketi yapan bir futbolcu kaç maç ceza alırdı sizin ülkenizde? Bana ne dediler biliyor musunuz? Bir daha bizim ülkede futbol oynayamaz. Ve hiçbir kulüp bir daha bu futbolcuyla anlaşmaz. Yani ülkelerdeki mentalite, mantık buyken en üst düzeyden kendi, bakın başında da söyledim, personeli, ben Futbol Federasyonu'nun personeliyim. Kendi personeline yapılmış, kendi bünyendeki çalışanına yapılmış, o camiaya hakaret içeren bir davranışa en üst düzeyden ceza verilmesi gerekirken, bana bu hareketi yapan, bizim camiaya, hakem camiasına bu hareketi yapan futbolcuya en alt limitten, bakın ben elime vurdu, kartı aldı ve bana gösterdi diye yazmama rağmen, hakeme vurmanın cezasının 7-8 maçtan başlıyor olmasına rağmen 3 maç ceza aldı. Heykelini diktiler hocam Trabzon'a sahibi. Heykelini diktiler, benim de hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar. Benim de o sayede heykelim var orada ama tabii ironi yapıyorum. Bence hiç doğru bir davranış değildi. Bu şekilde bir oyuncunun, bir camianın bu şekilde bir kişi, bir şahsın üzerine gitmesi, bir şahıs üzerinden bazı şeyleri, bakın başka daha önceden olmuş bazı şeyleri unutması, bir camiaya bazı şeylerin unutturulması, bunu özellikle vurguluyorum, bir camiaya bazı şeylerin unutturulması sadece Deniz Ateş Bitnel üzerinden yapıldı. Ve birçok konu Deniz Ateş Bitnel sayesinde kapandı, kapattırıldı. Buradan alınacak çok mesaj var. Bakın ben Trabzon ve Trabzonsporlara özellikle söylüyorum. Buradan alınacak çok mesaj var. En basitini söylüyorum. O müsabakanın 86. dakikasında penaltıya sebebiyet veren Kavanda Galatasaray'a transfer oldu. Elime vurup benden kartı alıp bana gösteren oyuncu sezon sonu Galatasaray'a döndü. Özer Hurmacı attığım oyunculardan biri Trabzonspor'dan sezon sonu gönderildi. Aykut Demir Trabzonspor'dan sezon sonu gönderildi. Bakın bunlar büyük olaylar, kimse farkında değil. Neden gönderildi? Bunu o zamanki yönetime sormaları gerekiyor. Ve Özer Hurmacı'yla Aykut Demir Trabzonspor camiasından çok büyük miktarda tazminatlar aldılar. Bunlar çok büyük olaylar. Trabzonspor camiasının bunların üzerine gitmesi gerekiyor. Deniz Ateş Bitnel okyanusta bir balık ve bu balığı sadece bir camiaya yem ettiler. Ben sadece hocam, bunu söylüyorum. Şimdi alttan gelen yorumları size tek tek okuyamam. Soru olduğunda soracağım. Hani evet, alttaki mesajları oku diyorlar da soru şeklinde gelenleri soracağım zaten hocamıza. Hocam hakemliği evet, bıraktıktan sonra bir spor kanalından yorumculuk teklifi aldınız mı şeklinde bir yorum vardı. Soru vardı. Bir spor kanalından. Ben çok fazla normalde spor hakemleri kanalından... bitiren, evet, hakemleri evet, bırakanlar spor kanallarında yorumcu oluyorlar ya. O yüzden dedim. Şimdi çok fazla kanaldan ben böyle teklifler aldım ama daimi olarak değil. Gidip orada işte röportaj vereceğiz. Türk futbolunun kirli yüzü, Türk futbolunun bilmem nesi, Deniz Ateş Bitnel'in kullanılacağını düşündüğüm için birçok programı reddettim. Ama birkaç tane proje var şu anda. Eğer kafama yatacak projeler olursa ki umarım olur, ben bazı bildiğim şeyleri bu projelerde anlatmayı, olmazsa da kendi açtığım YouTube kanalından, kendi şahsi YouTube kanalından anlatmayı düşünüyorum. Yani burada detaylı açıklamalarım, ben gerekirse o müsabakadaki pozisyonların tek tek hepsini tek tek analiz edecek şekilde herkese anlatabilirim. Ne oldu? O pozisyon sırasında ne yaşandı? Kim bana ne söyledi? Ne yorumlar oldu müsabaka içerisinde? Bakın bütün telsiz konuşmalarını da söyleyebilirim. Söyleyeceğim de bunları yapacağım. Ya projeler kapsamında yapacağım ya da kendi şahsi YouTube kanalımdan tek tek çekerek yapacağım. YouTube özgür bir platform hocam. Hani orada kısıtlama da yok. Evet. Rahat rahat
Hepsini yani sansürsüz sansürsüz hepsi yayınlanabilir. Hocam şu an ne meslek yapıyorsunuz? Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Hani yakıştıramıyorlar. Fitness antrenörü diyorlardı yani dalga geçiyorlardı. Ben fitness antrenörünün yanı sıra aynı zamanda çok kutsal bir mesleği yapıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. Antrenörlük belgelerim de var. O dönemde dalga geçilmesine vesile olduğu için özellikle söylüyorum. Hakemlik yaparken ekstra bir iş yapmanız gerekiyor. Beden eğitimi öğretmenliğini yürütemediğimiz için seminerlere giderken, antrenmanlara giderken, kamplara giderken izin alamayacağımızdan dolayı bir salonda geçici olarak çalışıyordum. Devamlı bir iş değildi açıkçası. Ama hani sen git fitness antrenörlüğü yap diyorlar ya, ben çok uzun süredir fitness antrenörlüğü yapmıyordum. O dönemde de yapmıyordum zaten. Daha öncesinde yapıyordum. Şu anda Kartal Belediyesi'nde, İstanbul'da bir ilçe belediyesinde kreş müdürlüğünde çalışıyorum. 5 ve 6 yaş çocuklara spor yaptırıyorum. Dünyanın en temiz işini yapıyorum. Kafamda inanılmaz rahat. Çünkü daha doğrusu en saf kişileriyle uğraşıyorum. O yüzden kafam rahat. Huzurum yerinde. Çok rahatım. Umarım bazı projeler gerçekleşir. Benim bu rahatlığımı, bende ukde olan, geçmişte yaşadığım bütün her şeyi ben anlatabilecek bir mecra bulurum. Anlatabilirim. İnsanlar da bunu anlayabilir. Ben anlatabilirim, insanlar da anlayabilir. Bazı şeyler açığa çıkar, açığa kavuşur diye umut ediyorum. Hocam, hakemlerin ekonomik durumu iyi değil ki ek iş yapmak zorundalar. Ben öyle anladım açıklamanızdan. Bizim yani hakemlikte dönemimizde para yok mu hocam? Yani futbolculara göre elbette para yok da. Hani normal böyle Türkiye standartlarına göre iyi para kazanmıyorlar mı hocam? Hani rakam belirtmeden yorum yaparsanız. Bizim dönemimizde biz sadece maç başı ücret alıyorduk. O dönemde de, o dönem için yani Türkiye şartları için hakemlerin aldığı ücretler çok iyi. Ama benim yaptığım dönemde maç başı ücret alıyorduk. Başarılı, özellikle vurgulayacağım, başarılı oldukça müsabakaya çıkıyorsunuz ve müsabakaya çıktıkça para kazanıyorsunuz. Yani hiçbir hakem o dönemde, hiçbir hakem ben çıkayım da yanlış karar vereyim de 5-10 hafta dinleneyim de diye düşünmez. En başarılı olayım, bir hafta sonra benim yine müsabakam olsun diye çıkar. Ama hiçbir şekilde sahada kendinden ödün vermemek için çıkardı. O dönemden bahsediyorum. Bu dönemde şimdi bütün 15 müsabaka, senede 15 Süper Lig müsabakası yönetme şartı hakemlere getirilmiş. 15 müsabaka yönetene sözleşme yapılıyor. Ek iş yapmalarına gerek yok. Sözleşmeye yapılan hakemlere bir maaş ödeniyor. İşte 20 bin, işte atıyorum bu ücretleri. 20-25 bin, 30 bin. Maaş artı maç başı mı hocam? Maaş artı maç başı alıyorlar. Ve kazançları 5 yıl öncesine göre yaklaşık bir 5-6 kat daha fazla. 5-6 kat sizin. Evet. Hocam böyle keşke devam etseydiniz dedim içimden yani. Şimdi ben hocam, şöyle söyleyeyim, açık konuşalım. Evet. Açık konuşalım. Benim maç müsabaka yönettiğim dönemde müsabaka ücretleri 5.750 liraydı ve ayda 2 ya da 3 maç civarı çıkabiliyorduk. Maşallah, iyi para. Şimdi, güzel para. Şimdi müsabaka hakemleri 10.000 lira maç ücreti alıyor ve müsabakaya çıkmadıkları hafta var hakem olarak çıkıyorlar. Var hakem olanların da sanırım, tam emin değilim. Ama 5.000 lira civarı aldığını biliyorum. Dolayısıyla masraflar da federasyona ait hocam. Masraflar federasyona. Bir de artı 20 bin liradan başlayan sözleşmeleri var. Yani aylık ücretleri var maça çıkmasalar da. Hocam şimdi bu yayını izleyip çocuğunu hakem yapmak isteyenler olabilir. Yaşı genç arkadaşlar evet, hakem olmak isteyebilir. Hakem olmanın şartlarını da anlatın. Nasıl bir çilelerden geçtiklerini anlatın da bilsinler. Ona göre bu fiyat değerlendirmesini yaptılar. Yoksa güzel paralar. Hakem olmak çok kolay değil. Hakem olabilirler, belli bir yere de gelebilirler, başarılı olabilirler ama bir müsabakayla hakemlikleri bitebilir. Hakemlikleri bitmez, hayatları kayabilir. O yüzden hatta sosyal hayatlarına kadar yansıyabilir. Eşlerini falan böyle gittikleri yerde, çalıştığı yerde eşinin yakasına yapışıp tehdit edenler olabilir. Çocukların okulunu basıp, çocuğunu yakalayıp bir şekilde alıkoymaya çalışanlar olabilir. O yüzden ben hakem olmalarını tavsiye etmiyorum şimdiki nesil için. Ama arkalarında durabilecek bir federasyon bulurlarsa, güçlü bir federasyon, güçlü bir MHK olursa herkese hakem olmayı tavsiye edebilirim. Hakemlik bir disiplin gerektirir. Hakem olmak çok basit.
Bir kurs açılıyor. Hakem dernekleri tarafından, federasyon tarafından hakem derneklerine bir yazı gönderiliyor. Bu kadar hakem ihtiyacımız var, bu kadar kurs açabilirsiniz diye. Dernekler yayın yapıyor ya da işte il hakem kurulları yayın yapıyor. Bu kurs açılacak şu tarihlerde diye. Gidiyorlar bir hafta 15 gün kadar oyun kurallarını öğreniyorlar. Ondan sonra bir sınav yapılıyor. O sınav dünyanın en basit sınavlarından biri. Çünkü zaten bir hafta eğitimini aldığınız şeylerden başka bir şey çıkmıyor. Biraz da futbolu biliyorsanız o sınavı geçiyorsunuz. Birazcık fiziğiniz iyiyse, kondisyonunuz iyiyse bir de koşuyor, atletik test yapılıyor. Orada başarılı, onda da başarılı oluyorsunuz ve hakem oluyorsunuz. Asıl süreç bundan sonra başlıyor. Hani herkes diyor ki, düşünüyordur yani. Ben hakem oldum, direkt 10 bin lira para kazanacağım. Öyle bir şey yok. Amatör maça gidiyorsunuz, kar, yağmur, çamur, cebinizden para harcıyorsunuz, aç ilaç. Çıktığınız amatör maçtan aldığınız ücret 50 lira. 50 liraya alıyorsunuz. 50 TL, evet. 50 TL sizin günlük gidiş dönüş, yeme içme masraflarınızın hiçbirini karşılamıyor bile. Dolayısıyla cebinizden. Maç kıyafetleri alıyorsunuz, ayakkabı alıyorsunuz, bayrak alıyorsunuz, kart alıyorsunuz. Bunların minimum maliyeti 500 lira. Bunu da cebinizden alıyorsunuz. Üstüne şimdi, yediğiniz küfürlerde bonus hocam. Cabası. Falan. Sadece yediği küfürler olsa iyi. Müsabakadan çıkarken tehditler. İşte üzerine gelmeler, futbolcularla münakaşa. Yani bir sürü şey yaşıyorlar. Birçok tacizde bulunuyor futbolcular ya da işte tribünler. Bunlara göğüs gerebilecek psikolojiye sahip olmaları lazım. Ama hedefleri varsa, bir şekilde birazcık yetenekleri varsa, şu an için söylemiyorum, şu anda yeteneksiz olup da arkasında birileri olup ittirilen çok kişi var. Akraba ilişkisi de çok varsa var hocam. Şimdi hiç birbirimizden evet, benim saklamayalım. Akraba ilişkisi yani şu anda baba, oğul birçok hakem var. Ben buna da karşıyım. Ben şu anda oğlumun hakem olmasını istemem. Kendisi de yani ben de hakem olabilir miyim diye sorduğunda kesinlikle tavsiye etmem. Ben çünkü yani diyorum ya 17 yıl emek veriyorsunuz ve 17 yıllık emeğinizi bir kalemde bir kişinin yaptığı hareket, bir kişinin dudağından çıkan iki kelimeyle yerle yeksan oluyor, bitiyor. O hocam yüzden şimdi böyle konuşuyoruz ya, baktım ben evet. Şimdi sizin profilinize 82 doğumlusunuz, bilmeyenler evet. için söyleyelim. 138 maç yönetmişsiniz profesyonel olarak, profesyonel statüdeki maçlardan. 45'i TFF 1. Lig, 22'si Süper Lig. Bunun dışındakilerin tamamı 2. Lig B kategorisi. Yani şu anki adıyla TFF 2, TFF 3 maçları. Yani gelirin düşük olduğu maçlar ve sizin anlattığınıza göre öyle çok güzel paralar evet. da kazanmamışsınız yani buradan anladığım kadarıyla. Hocam bir daire önce, parası kazanmamışsınız yani ben buradan onu anladım. Az önce bir yorum okudum. Benim kazandığım para bütün sülaleme yetermiş. Ben şu anda kirada oturuyorum arkadaşlar. Kirada ve benim bir tane arabam var. Arabam da 10 yaşında. Yani ve ben çalıştığım rakamları hesapladım hocam kafamda da daire falan alınmaz. Hele bir de İstanbul'da yaşıyorsunuz yani. Evet. Yani o şekilde hani kazanıyorlar işte dünyaları götürüyorlar bir şey onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Bunlar hep lafta çamur at izi kalsın mantığı. Benim yaşantımı ben çok mütevazi yaşarım. Çok da rahatımdır o konuda. Çalıştığım kurumdan aldığım maaş belli. Ben bu arada memur da değilim orada. Yani evet, taşeron çalışıyorum. Evet. Yani o aşağı yukarı alınan maaş bellidir. Ben bu şekilde İstanbul'da geçinmeye çalışıyorum. Ekstra bir iş de yapmıyorum şu anda. Fitness antrenörlüğü de yapmıyorum. Özellikle de söylüyorum. Hocam bu MHK istifa eder mi diye bir soru var. MHK bırakır mı, gider mi? Yani istifa ederler mi? Geçen gün bir paylaşım oldu federasyon tarafından. İşte hakemler hakkında kulüplerin açıklamaları işte böyledir falan filan. Ben de sosyal medya hesabımdan bir paylaşım yaptım. Biz Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerin arkasındayız diye bir açıklama olmuştu federasyondan. Yaklaşık bir ayda oldu. Ben de sosyal medya hesabımdan dedim ki bir kulüp ya da federasyon ne zaman böyle bir açıklama yapsa ya Merkez Hakem Kurulu gidiyor ya bir tane hakemi yiyorlar. Bunu federasyon için söyledim. Kulüpler için de ne zaman hocamızın arkasındayız dese hemen hoca gidiyor evet, biliyorsunuz. Doğru. Tamam mı? Tabii. Şimdi Bahattin ben bunu... Şimşek'e kalmış yani hocam anlattığınıza göre. Ben bunu bir ay önce öngördüm ve söyledim. Yani şimdi Bahattin Şimşek bitti. Yani bitirildi. Bir şekilde kenara gitti. Ama hakem hataları bitmedi. Bitmeyecekti. Çünkü hakemler insan. Bunun farkına varılmalı. Hakemler robot değil.
Bir de bizim yanlış düşündüğümüz bazı konular var. Onlardan biri de şu. Bütün herkes kendine göre yorum yapmayı seviyor. A takım kendine göre yorum yapıyor, B takım kendine göre yorum yapıyor. Dolayısıyla hani A takım bir hafta önce kendine hatalar yapılmış, ortalığı yangın yerine çeviriyor. Bir hafta sonra kendi lehine hatalar yapılmış, hiçbir şey yokmuş gibi süt liman geçiyor orta, Hocam, yani geçiyor. Mesut Şahin'in sorusu. Bu sene en çok hataların olduğu sezon sizce son zamanlardaki hakem hatalarının sebebi nedir diye sormuş. Bak güzel soru geldi mi hocam? Soruyorum yani. Hakemler başta da söyledim, kendine ve kendini yönetenlere güvenmiyorlar. Güvenmedikleri için bir standardı yakalayamıyorlar. Maç içerisinde bile bir verdiği kararın arkasında duramıyor ve aynı kararı başka bir yerde veremiyor. Maç içerisinden bahsediyorum ki maçlar arası zaten dünya kadar standartsızlık var. Evet. Dolayısıyla hakemler standardı yakalayamadığı için bu kadar kaos ortamı oluşuyor, bu kadar problem yaşanıyor, bu kadar hata oluyor. Hocam, video hakem sistemi var. Sizce Türk futboluna pozitif anlamda mı katkı yaptı yoksa negatif anlamda mı? Var. Türk futbolu için demeyeyim ama futbola normalde pozitif anlamda katkı yapması gereken bir olguyken şu anda dünya futbolu da bunu tartışıyor. Sadece Türkiye'de değil. Ama dünya futbolunda bazı şeyler oturmuş. Yani VAR'ın devreye gireceği ve %100 hatalar içeren durumlar belli ve VAR sadece bu durumlarda devreye giriyor. Türkiye'de ise herkes kendine göre yorumlayarak VAR gri pozisyonda da devreye girmeli, bizim aleyhimize olabilecek şu durum içinde devreye girmeli, burada niye devreye girmedi, bir önceki hafta şurada devreye girdi, burada niye devreye girmedi diye tartışıldığı için, yani bu kadar tartışılan bir duruma getirildiği için çok da başarılı olamıyor. Artık VAR'ın başındakiler, VAR'ı yönetenler, ülke için söylüyorum, Türkiye için söylüyorum bile artık kafaları karışmış durumda. Hangi pozisyona müdahil olmalılar, olmalı hakemleri, hangi pozisyona olmamalılar. Bunu kendi aralarında bile standarda oturtamadılar. O yüzden şu an için kaos. Hocam ben şeye çok hastayım. Yani acayip tilt oluyorum denir ya, uyuz oluyorum denir ya. Ona şeye hastayım. Adam 4-5 metre ileride offside, pozisyon bitsin de offside kaldıralım diye bekliyorlar ya. O çok böyle saçma bir uygulama geliyor. Yani sizin bu konudaki düşüncenizde. Yani çok bariz offside'sa kaldırsın, böyle fluysa durum, yani biraz yakınsa devam etsin. Doğrusu bu değil mi? Şimdi bu FIFA ve UEFA'nın talimatı. Yani burada hakemlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Bu talimat değişmeden de buna herhangi bir yorum katamazlar. Kritik olan gol pozisyonlarında müsabaka o pozisyon nihayete erene kadar devam eder diyor. Ama Hocam burada çok futbolcu ben karışık şeyler ofsaytım diyor. çıkıyor. Koşmuyor. Hakem yine kaldırmıyor. Ondan bahsediyorum yani. Eğer orada yani oyunun akışına göre tabii yorumu hakeme bırakıyorlar o durumlarda. Ama devam ediyorsa gol pozisyonu devam ediyorsa devam ettirmek durumundayken. Hocam bu seneki hakemleri böyle izliyorsunuz ya, form durumları falan nasıl? Hani maç yönetmesi değil de böyle fizik anlamında. Öyle fitness antrenörlüğü esprisini yapmadan nasıl buluyorsunuz, çalıştıklarını görüyor Şimdi musunuz? hakemlerin Hakemler fiziksel kendilerine testleri. bakıyor mu? Hakemler kendilerine bakmak zorundalar. Çünkü hakemlerin fiziksel testleri çok ağır. Yani şu anda işte ben ara ara antrenman yapmama rağmen şu anda hakemlerin koştuğu fiziksel testi bitiremem. O derece ağır fiziksel testleri var. Haftada 3 gün ya da 4 gün düzenli antrenman yapmayan bir hakem, fitness antrenmanı yapmayan bir hakem o testi bitiremez. Dolayısıyla kendilerine bakmak zorundalar. Düzenli, sağlıklı beslenmek zorundalar. Düzenli antrenmanlarını yapmalılar. Herhangi zararlı, vücuda zarar verecek bir söyleyebilirim. Sigara ya da alkol kullanmamaları gerekiyor. Bunları yaptıklarını düşünüyorum birçoğunun. Kendilerine bakmayanlar da bu koşuda bir şekilde sıkıntı yaşıyorlar. Birkaç ayda belli periyotlarda sıkıntı yaşayanlar oluyor. Hocam tribünlerin boş olmasıyla alakalı bir soru soracağım. Yani tribünler boş ama yöneticilerin seslerini biz izlerken bile televizyondan duyuyoruz yani. Hakemler için bu durum avantaj mı sizce, dezavantaj mı? Böyle acayip bir durum var ortada. Yani taraftar olsa daha iyi olacak gibi geliyor. Taraftar orada sövüyor ama en azından niyetleri belli. Yani yönetici daha da farklı bir durum. Şimdi bu kadar sıkışık fikstür oynanan bir durumda bile hakemler çok tartışılıyor ve seyircisiz oynanan maçlarda tartışılıyor. Yani bu bir kere hakemlerin zaten formsuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Formsuzlar. Standart değiller. O soruya geleyim. 40 bin kişinin önünde maç yönetip, müsabaka yönetip
hakemlerin verdiği, daha doğrusu müsabakaya motivasyonuyla 100 kişinin önünde maç yönetip motivasyonu aynı olmuyor. Bence de seyirciyle oynansaydı hakemler biraz daha sanki başarılı olabilir gibiydi. Çünkü bir kişi ya da 3-5 kişinin söylediği lafı daha fazla hakemin psikolojisini ya da konsantrasyonunu bozabiliyor bazı durumlarda. Bazı müsabakalarda bunların yaşandığını gördük bu sezon. Evet, hocam benim kendi merak ettiğim bir soru var. Bu soruyu da çok fazla insan sormamıştır diye düşünüyorum size. Hani evet. Böyle futbol izlerken ben bir sürekliliği olan fauller var ya, hani faul başlıyor, devam evet. ediyor. Özellikle de bu ceza sahası dışında başlayıp ceza sahası içinde bitiyor. Hani o faullü evet. durum. Yani başladığı yer mi önemli, bittiği yer mi önemli? Çünkü ceza sahasının içinde biterse penaltı. Dışında başlıyor ama orada penaltı yok. Onun gibi. Anladınız siz beni. Yani temas noktası önemli serbest vuruş gerektirecek ihlallerde. Yani faul pozisyonlarında temas noktası önemli. Ama bir temas yaptı, oyuncu dengesini kaybetti ama düşmedi. İkinci teması yaptı, o ceza alanı içindeyse ikinci teması değerlendirir hakem. Çünkü futbolda her zaman bir oyuncunun yaptığı daha ağır olan ihlal değerlendirilir. Dolayısıyla... Ama mesela altına kayıyor ya hocam, sürükleyip götürüyor 2-3 evet. metre. O da tam ceza sahasının başladığı yer. Hani orada da... İlk temasın olduğu yerleri değerlendiriyorlar genelde. Bence doğru olanı da aynı yaptığı, kayarak müdahalesini yaptığı, oyuncuyla birlikte ceza alan içine düştü ama ilk temas noktası bu sefer oyuncuyu bozduğu alan ceza sahası dışı olduğu için temas noktasının baz alarak hakemler değerlendirme yapıyor. Yani o senin dediğin durumda ilk temas noktası. Dışarıdaysa dışarıdaki temas noktasını baz alıyor. Hocam şu top el muhabbetleri şimdi de bir çözelim. Ceza sahası içinde top ele değdiği dakika penaltı mı yani? Orada bir standart var mı? Çünkü çok karışık şimdi, o iş. Yani bugün kimse çıkamıyor işin içinden. Fenerbahçe müsabakasında evet, yaşanan o... Erzurum'un golü iptal oldu orada. Şimdi bu da bir talimat. Hücum yapan oyuncunun eline herhangi bir şekilde, hiç fark etmez, kapalı olabilir, açık olabilir, vücuduna temas ediyor olabilir eli. Çarptığı anda kendisine avantaj sağladığı düşünülerek gol atıyorsa golün iptali isteniyor. Bu bir talimat. Onun dışında defans oyuncusunun yaptığı elle müdahalelerde eğer kol gereğinden fazla açıksa ya da yukarıdaysa ve topun geçişini engelliyorsa, topa doğru bir aksiyon varsa oyuncu tarafından, o zaman el olarak, yani direkt serbest vuruş ya da ceza alanı içerisindeyse penaltıyla cezalandırılması isteniyor. Yani o vallahi. Topun açık olması, kolların açık olması ya da topa doğru bir hamle yapılıyor mu yapılmıyor mu, önemli olan o. Hocam siz bunu sabaha kadar anlatın, gene biz toplum olarak evet. anlayamayız gibime geliyor. O iş hala gizemini sadece, koruyor. Hocam söyleyeyim. Sadece siz değil, birçok hakem de bunu halen çözebilmiş değil açıkçası. Yani hocam Fenerbahçe maçında da hani Sinan Gümüş'le Osman Çelik'in bir son adamdan dolayı sarı kart oldu orada. Hani kendi yarı sahasında olduğu için mi sarı kart oldu? Normalde hücum hattında kırmızı kaldırılıyor ya. Bari bir gol şansının bazı kriterleri var. Oyuncuların bir kere defans oyuncularının konumu, topun yönü ve rakip kaleye oyuncunun mesafesi. Yani bu kriterlerden bir tanesi bile olmazsa bariz gol şansı kriterleri düşüyor. Dolayısıyla oradaki mesafe yaklaşık bir 9-15, şöyle hesaplarsak 60 metreden fazlaydı. Ve top kendi yarı sahasına kaleye oynadı. Doğru tabii. Kaleye doğru değil, birazcık da sağa doğru açılıyordu ki bir tane de sol taraftan defans oyuncusu geliyordu. Dolayısıyla yapılan, ben de yine Twitter'dan bir mesaj attım bununla ilgili. Bariz gol şansı kriteri mesafeden dolayı direkt zaten devre dışı kalıyor. Dolayısıyla sarı kartı verilmesi orada doğrudur. Hocam hani hakemler art niyetli diye bir sosyal medya efsanesi var ya da yorumu var. Böyle tribünlerdeki dayılar da bu program bu lafı çok kullanıyorlar. Hakemler art niyetli mi sizce? Ya da art niyetli olan hakemler var mı? Hiçbir zaman hakem müsabakaya art niyetli olarak çıkmaz. Hakemin konsantrasyonunun bozulması, saha içerisindeki bazı dış etkenler hakemin dengesini bozabilir. Müsabaka içerisi için söylüyorum. Dolayısıyla o dengesinin bozulması da hakem psikolojisinin bozulması da saha içerisinde. Kontrolünün kaybolması müsabakanın hakemi birazcık sinirli kılabilir. Ben kendimden bildiğim için söylüyorum. Dolayısıyla art niyet müsabaka öncesinde kesinlikle olmaz. Müsabaka içerisinde bazı dış etkenler sayesinde hakemin konsantrasyon bozulmasından kaynaklanabilir.
Hocam onlarca ilde maç yönettiniz. Bakıyorum şimdi en çok Şanlıurfa Spor'un maçını yönetmişsiniz. Adana Spor, Akhisar Spor, Gaziantep, Balıkesir, Bolu, Eskişehir diye gidiyor. Böyle hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un dışında soruyorum. Böyle gitmekten en zevk aldığınız ve böyle keşke gitmeseydim dediğiniz stadyumlar oldu mu? Yani gitmeseydim mi sürekli gitseydim. Sizi zorlayan bir deplasman, hani sizin için deplasman değil gerçi o da. Hani He. o stadyum var mıydı sizi zorlayan böyle psikolojik olarak? Hakemler deplasmana giderken inanılmaz büyük bir zevkle gider. Çünkü farklı bir yer görüyorsun, farklı insanlarla tanışıyorsun, konuşuyorsun. Dolayısıyla ya da işte çıktığın müsabakada da aynı. Farklı statlar olsun istiyorsun ki farklı ortamlar, farklı atmosferde bu ortamı yaşamak istiyorsun. Dolayısıyla hani gittiğimiz hiçbir stadyumdan hoşnutsuz olmadım ben şimdiye kadar. Her gittiğim müsabakaya da zevkle çıktım. En çok Urfa deyince Urfalılar hemen alta geldiler hocam. Şanlıurfa'ya Ben çok gittiniz büyük mi, zevk zevk alıyor alıyordum. muydunuz? Orada gidip Balıklı Gölü gezmek, gerektiğinde müsabaka sonrasında bir gün daha kaldığımızda bir sıra gecesi yapılması benim en büyük zevklerimden biridir. Tabii Hani hocam Antep de aynı şekilde damak tribünde tadından size dolayı. söven adam dışarıda fotoğraf çektiriyor değil mi? Öyle bir ortam yani. Urfa için söylemiyorum. Türkiye olarak söylüyorum. Futbol, Türkiye'de futbol böyle. Futbolu insanlar bir oyun olarak, bir zevk aracı olarak görmüyor. Futbolu gidip deşarj olma yeri olarak görüyorlar. Ben giderim, hakeme orada küfür ederim. Birazcık futbolcuya bağırırım, çağırırım. Bütün stresimi atarım. Türkiye'de futbol bu mantıkla izleniyor. O yüzden bu mantıktan kurtulmak lazım önce. Birazcık İngiltere'yi örnek almak lazım açıkçası. Futbol bir oyun. Boş zamanlarda insanların aktivite yapabileceği bir olgu. Bunu bu şekilde görüp eğlence gibi görmek gerekiyor. Hocam İngiltere'de tribünler doluyor çünkü herkes kendi şehrinin takımını tutuyor. Yani kimse kusura bakmasın. Evet. Herkes Chelsea'li, Liverpool'lu değil. Yani orada herkes kendi şehrinin takımını tuttuğu için durum böyle. Hocam size bugün bir pozisyon gönderdim. Darıca Gençler Birliği Tepecik maçıyla Evet. ilgili. O pozisyon hakkındaki yorumunuz bizim için çok önemli. Çünkü böyle Türkiye ikiye bölündü. Alt liglerle ilgilenenler ikiye bölündü. Sizin yorumunuzu çok merak ediyoruz. Şimdi müsabaka içerisinde yani yapılan bir hata bir kelebek et. Geçen gibi bir programda daha söylemiştim. Kelebek etkisini doğuruyor. Yani hakemin yapmış olduğu çok basit bir hata. Yanlış verdiği bir taç. Bana gönderdiğiniz bir pozisyon. Yanlış verdi. Bu tacı yerinden Devamını attırsa. anlatayım hocam ben size. Evet. Devamını anlatayım. Evet. Hücum yapan takımın ayağından çıkıyor gibi görüyorum ben kendi gözümde öyle. O pozisyonun devamı korner oluyor. Kornerden gol oluyor. Dakika Evet. 90 artı 4. Evet. Kavga çıkıyor, maç karakolda bitiyor. Bir hatalı karar nedeniyle. Kelebek etkisi dediğim bu. Çok basit bir taçı yanlış veriyorsun. Yanlış verdiğin bir taçı yerinden attırmıyorsun. Bakın önemli olan da bu zaten. Ya o taç yerinden atılsaydı da belki o pozisyon gerçekleşmeyecekti. Şimdi gönderilen pozisyondan devam ediyorum. Yerinden atılmayan taç sonunda defanslı olan futbolcuyu ben yere düşüyor görüyorum. Belki orada bir de faul olabilir. Büyük ihtimalle de faul var. Sonra devamında atak devam ediyor. Oyuncu pozisyona giriyor. Kaleci topu kurtarıyor, kornere çalıyor. Buraya kadar hatalar zinciri zaten. Buradan sonrasını ben şöyle yorumlamak istiyorum. Ya tamam Evet. oraya kadar geldi. 90 artı 4 yapılan kornere de biri müdahale etsin de çıkarsın kardeşim diyebilirler. Yani bu böyledir. Ama işte bir de müsabaka içerisinde hakem şanssızlığı vardır. Bu da hakem şanssızlıklarından biri. Üst üste yaptığı 3 tane hata sonunda verilen korner dönüyor. Gol oluyor. Ve müsabakanın sonucuna bu direkt etki olarak, hakem açısından direkt etki olarak siyah beyaz bir hata olarak yansır. Çünkü her ne kadar aradan belli aksiyonlar geçmiş olsa da müsabakanın bu şekle gelmesi hakemin sorumluluğunda ve hakemin yapmış olduğu hatalar zinciri sonucunda olmuştur. Ve dolayısıyla çok büyük bir skandal denilebilecek bir duruma gelir olay. Müsabaka sonundaki görüntüleri ben de gördüm. Futbolcuların birbirine acımasızca yaptıklarını ben de gördüm. Buralara kadar da gelmesi tabii hiç kimsenin tasvip etmediği bir durum ama hakemin bunda etkisinde büyük olduğunu düşünüyorum. Hocam son dakikalar hani 45 dakikadır konuşuyoruz. Çok güzel geçmiş. Hani bir yarım saat diye anlaşmıştık ama. Hocam hakemlikte torpil var mı? Yani torpille hakem olanlar var mı diye bir soru gelmiş aşağıda yorumlarda. Soy isimlere bakalım. Bu sorunun cevabını alır herkes. Hakemlikte soy isimlere bakalım. Yani zaten bilinen bir şey hocam. Yani bunu burada konuşmuş olmak için konuşuyoruz gibi geliyor bana. Yani hakemlikte torpil var.
hani soruyu soran arkadaşı mutlaka, ekrana mutlaka. Yansıtayım hocam. Görkem galiba ismi. Evet. Hocam valla çoğunu konuştuk. Yani böyle benim sormadan sizin cevabınızı verdiğiniz sorular da olunca loading'i de sordum. En önemli soru oydu. Evet. Fenerbahçe maçı yorumlarını da konuştuk. Hani nasıl hakem olacağını da konuştunuz. Son olarak Salih'e yine gelelim. Ondan sonra yayını kapatalım. Hocam cahilce bir tanesi, hareket. Bir tanesi ısrarla soru soruyor. Evet, herkes sorun. Değil de hakem camiasında şu anda birçoğu torpilli arkadaşlar. Yani birçoğu bir şekilde torpille birilerinin ittirmesiyle oralara geldi. Dolayısıyla hakemlikteki sıkıntıların birçoğu da bundan kaynaklı. Yani yetenekli hakemler Hocam, çok az şu anda. gelen sorular böyle işte. Yani Cüneyt Çakır'ın kirli sakalı yeni stili hakkındaki düşüncelerinize kadar sormuş insanlar yani. Ben Cüneyt Çakır'ın sakalını şöyle yorumladım. Saçına daha önce Cüneyt Çakır'ın saçı bilmeyenler için söyleyeyim. Hani topik kullanıyordu müsabakalardan önce. Saçı artık çok azaldı. Muhtemelen biraz imaj değişikliğine gitmek istedi. Saçını kazıttı ama sakal bıraktı ki hani bir yerde tabii hani sakalımız var da sözümüz dinlensin mantığına geldi galiba olay. Hocam, İmaj değişikliği bundan kaynaklı. son soru şu. Hani Salih Dursun'la helalleştiririz mi sorusunu finale bırakmak istedim ama en az 40 kere geldi bir soru. Salih'le o günden sonra hiç herhangi bir temasınız, görüşmeniz oldu mu? Bir helalleşme durumu oldu hiçbir mu? Hiçbir şekilde görüşmedim. Salih Dursun'a ben daha önceki birkaç mecrada da aynı şeyi söyledim. Yaptığımdan dolayı benim yaşadığım süreci benim yakınımda olanlar biliyor. Burada şu anda izleyenler de görüyordur. Takip edenler de biliyor benim neler yaşadığımı. Ben daha önce de söyledim. Eğer Salih Dursun elime vurup o kartı alıp bana göstermeseydi ben şu anda hakemliğe devam ediyordum ve V'sini de ekliyorum. Avrupa'da çok başarılı olabilecek durumdaydım. Çıktığım turnuvadan dolayı söylüyorum. Benim yerime alınan Halil Mutmeler aynı başarıyı devam ettiriyor. Şu anda birinci kategoride, yakında elit kategoriye çıkacak ve Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar yönetmeye devam edecek. Bu olay yaşanmasaydı ben şu anda Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar yönetiyordum arkadaşlar. Hocam hani son soru dedik ama bir hesapta ısrarla Serdar Tatlı idolüm neydi, öyle bir şey dedi. Serdar Tatlı idolüm dediniz mi? Yani idolünüz müydü Serdar Tatlı? Benim örnek aldığım çok hakem oldu. Serdar Tatlı'nın tatlı sertliği müsabaka içerisindeki bakışları da bunlardan biridir. Hani bazı müsabakalarımı takip edenler bilir. Sert bakışlarım oluyordu müsabaka içerisinde. O Serdar Tatlı'dan alınmadır. Koç stilim de Orhan Erdemir'den. Müsabaka içerisinde dik duruşum Ali Aydın'dan. Yani birçok hakemden birçok farklı özellikleri aldım. Cüneyt Çakır'ın çalışkanlığını ama Fırat Aydınus'un beden dilini. Özellikle bunu söylemek istiyorum. İdollerim Halil Mutmeler'e bunlardı. Yetişemediniz hocam. Halil Mutmeler sizden Halil Mutmeler küçüktü. Bana yetişemedi. Onun belki de o beni örnek almıştır. Mimikleri biliyorsunuz. Mimikleri efsane evet. Hocamızın da. Hocam çok teşekkür ederim. Bebeksi bir suratı var. Çok bebeksi bir suratı var ama buna rağmen verdiği kararlarla sahaya ama yapışıyor. Ama işte VAR'a gitse de bir kameralar zoom yapsa diye bekliyor işte insanlar da yani. O yüzden söyledim. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel yayın oldu. Herkese sevgiler, saygılar. Israrla bir tanesi Salih Dursun kırmızı kart yazıyor ama. Hocam ısrarla yani üst üste başında yazıyor. Konuştuk, ortasında konuştuk, o sonunda takip konuştuk. Edememiştir. Yani, takip edememiştir muhtemelen. O zaman ya. Şunu söyleyeyim. Hocam bu programı tekrar bu gece YouTube'a yüklenecek. Oradan tekrar çevirip seyretsinler. En başını kanalın izlesinler. Kanalın adı da Futbol Anadolu. Evet hani ısrarla benim sorumu sormuyorsunuz diyorlar. Çünkü biz o konuyu konuştuk. Yani 45 dakikadır hocamla bu konuları konuşuyoruz. En başta konuştuğumuz şeyler bunlar. Hani birazcık empati yapsınlar. Lütfen empati yapsınlar. Ben en başta söyledim. Tekrar söylüyorum. Ben belki o resmi milyonlarca kez gördüm. Bir kez de yaşadım. Bunu kimse yaşamadı. Bir kez de yaşadım. Ama bir tane resim paylaştım. İki gündür ortalık yıkıldı. Yani empati yapın ya. Düz bakmayın. Böyle bakmayın. Biraz da Deniz Ateş Bitlen'in tarafından bakmaya çalışın. Neler yaşamış olabilir. Ya bu da insan. Robot değil. Ön yargı da çok büyük şey evet. Hocam. Yani bu hakem bunların hepsini yeneceğiz. Kafası. Bunların hepsini umarım yeneceğiz. Ben diyorum ya belli mecralar, projeler var. Bunlar olursa burada. Olmazsa kendi YouTube kanalında bütün her şeye cevap vereceğim. Hocam konu konuyu açıyor da maçların hakemleri çarşamba perşembe açıklanıyor değil mi? Hafta evet. Sonu maçı. Ya açıklanıyor direkt Twitter'da trend topic listesi var ya. En az 3-4 hakem oraya giriyor. Daha açıklandıktan sonra yani. Evet. Bakıyorsun işte atıyorum Fenerbahçe Galatasaray'dan örnek verelim. Fenerliler bizi sevmiyor bu hakem. Galatasaraylılar evet. Bu hakem bizi sevmiyor. Bu hakem kimi seviyor ben anlamadım açıkçası yani. Yarısı öyle yarısı öyle. Hakem kimseye yaranmak zorunda değil. Kimseye yakın olmak ya da işte kendini kabul ettirmek zorunda değil. Hakem yeter ki çıksın, bildiğini sahada yapsın, standardı uygulasın, sahada dik dursun. Ben sadece bunu söylüyorum. Bunu yapan hakem benim için başarılı hakemdir.
kulüplerin ya da kamuoyunun hakem hakkındaki yorumlarının benim için hiçbir önemi, hiçbir değeri yok açıkçası. Çok teşekkür ederim hocam. Çok Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Çok Güzel yayın sonra oldu. Başka bir yayına katılacağım çünkü. Tamamdır. Çok teşekkür ederim hocam. Bu programı tekrar YouTube'da olacak. Ben tekrar açıklayayım. Sizin isminizi yazmaları yeter. Hani kanalımıza abone bile olmasalar Deniz Ateş, Evet. Bitler yazınca çıkar.